Tüm sevgili dostlarımızın keyfinin, neşesinin, sağlığının yerinde olduğunu ümit ederek hepinize gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah hepinizin yüzü gülüyordur. Tabii ki herkesin hayatında keşke daha iyi olsa diyeceği konular vardır. Ama işte bu akşam tam da bu konulara göz atacağız. Acaba onları ne kadar doğru algılıyoruz? Onları büyütüyor muyuz? Yoksa küçültebilir miyiz? Çok daha huzurlu ve mutlu hissedebilir miyiz? Bu soruların cevaplarını arayacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Şöyle isimlere bakıyorum. Çok sevdiğim dostlarım var aranızda. Ne niyetinizle geldiniz, davetimize icabet ettiniz. Her biriniz birbirinizden değerlisiniz benim için. Hepinizi çok yakın hissediyorum ve karşılıklı bir sevgiyi paylaştığımızı düşünüyorum. Efendim, güzel bir pazar gecesindeyiz ve önümüzdeki hafta ben ve ekip arkadaşlarım için çok yoğun olacak. Şimdiden sizlerle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Yarın ayın 8'i, 8-8 enerjisi varmış. Ben bu konulara çok hakim değilim ama sevgili arkadaşım Gizem Yılmaz, biliyorsunuz, çok başarılı bir astrolog. O yüzden yarın hazır bütün dilek kapıları açıkken ve gezegenlerin dizilimi Gizem size çok daha iyi anlatır, çok özelken biz saat 19.45 gibi özel bir canlı yayın yapacağız. O yayına da sizleri mutlaka bekliyor olacağız. Çünkü saat tam 20'de sevgili Gizem Yılmaz'ın sizlerle paylaşacağı bir özel paylaşımı olacak. Sizlere vereceği bilgiler olacak. Ben de sizlerle birlikte buna şahitlik edeceğim. Eğer payıma düşen bir nasip varsa da almaya gayret edeceğim. Sizleri yarın akşamki özel canlı yayınımıza şimdiden davet etmiş olayım. Hemen sonrasında yeni bir eğitim programımız başlıyor. Yine sevgili Gizem Yılmaz'la birlikte Astroloji Türk olarak da biliyorsunuz sayfasını takip edebilirsiniz. Bu eğitimden de faydalanabilirsiniz. Çünkü içi çok dolu dolu, hepinize şifa olacağını ümit ettiğimiz bir takım yöntemleri paylaşacağız. Meditasyonlar yapacağız. Sizinle daha içli dışlı olacağız. Yeni bir köprü kuracağız sizlerle aramızda. O eğitime de sizleri bekliyoruz diyorum. Ve tekrar bu geceki çok özel misafirime dönüyorum. Efendim, kendisi uzman psikolog. Sevgili Levent Yağmuroğlu bu gece bizlerle birlikte olacak. Ve çok önemli bir konuda bizlere yardımcı olacak. Nedir o konu? Korkular. Korku, baktığınız zaman aslında insanoğlunun hayatta kalması için son derecede önemli bir duygu. Eskiye gidecek olursanız, ilk insana şöyle bir göz atacak olursanız, korktuğu için vahşi hayvanlardan, hava şartlarından, şimşekten, her neyse onu ürküten seslerden aslında mağaralara sığınmış, bir arada yaşamaya başlamış ve korku duygusu aslında insanoğlunu hayatta tutmuş diyebiliriz. Ben böyle biliyorum, yanlış da biliyor olabilirim ama bugüne geldiğimizde korkular artık günümüzün insanını çok zor durumda bırakıyor. Hayat kalitesini düşürebiliyor, hayatı daha huzurla yaşayabilecekken bu hakkını bir anlamda elinden almış oluyor. Peki biz bu korkuları nasıl tanımlayacağız? Hayatımızın neresinde konumlandıracağız ve nasıl başa çıkacağız? Bu soruların cevapları elbette bende değil, uzmanında. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden çok kıymetli misafirimizi yayına davet edeyim. Bu soruları kendisine sorayım ve alacağımız cevaplarla biz daha yaşanabilir, daha huzurlu bir hale getirelim. Tanıtımımızı paylaştığımız andan itibaren özelden de pek çok soru ve mesaj geldi. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Selin Hanım, nasılsınız? Çok iyiyim, çok şükür. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Zaten çok güzel görünüyorsunuz. Çok naziksiniz, siz de öyle. Ben sizi uzun zamandır takip ediyorum. Ne kadar faydalı paylaşımlar yaptığınızı biliyorum. Ve o güler yüzünüzü de hep görüyorum. Bu çok önemli, öyle değil mi? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki. Yani özellikle şu dönemlerde insanın biraz daha böyle olumlu duygu ve düşüncelerin içerisinde kalması mental sağlığını koruması açısından da gayet önemli. Şimdi mental sağlık demişken aslında
bütün programlarımızda mümkün olduğu kadar bir iki cümle de olsa ilave ediyoruz. Çünkü çok önemli. Elbette bedensel sağlığımız önemli. Onu sağlıklı tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama çok sağlıklı bir bedende, çok sağlıklı olmayan bir mental sistem ne kadar işler, kişi kendisini nasıl hisseder? Biraz isterseniz buradan bakarak başlayalım. Şimdi şöyle, psikolojide dediğimiz asıl psikopatolojik problemlerde asıl kaynak, asıl problemin kaynağı kişideki irrasyonel, işlevsiz düşüncelerden gelir. Yani bu düşüncelerin çoğu işlevsizdir ve kişi bu işlevsiz düşüncelere karşı davranışlar sergiler ve günün sonunda da o davranışlar kişiyi psikopatolojik problemlere götürür. Patolojiler bu şekilde buradan ortaya çıkar. Bahsetmiş olduğumuz mental sağlık da aslında budur. Tabii hani bazı rahatsızlıklar nevrotik boyutta olabilir. Bazıları psikotik boyutta olabilir. Kimisinin kökeninde biyolojik köken olabilir, genetik aktarımlı olabilir. Kimisi olumsuz yaşam deneyimleri, yaşam tecrübeleri, post travmatik sorunlar, küçük yaşlarda öğrenmiş olduğu, deneyimlemiş olduğu yaşam tecrübeleri kişiyi psikolojik problemlere, sorunlara itebiliyor. Ve sonrasında belki de bütün hayatı boyunca yanında taşıyacağı, sürekli baş etmeye gayret edeceği ve yorulacağı bir problemle karşı karşıya kalmış oluyor. Şimdi önce korku duygusunu tanımlayabilir miyiz? Sonrasında benim size soracağım sorular var elbette. Tabii ki. Şimdi korku dediğimiz şey toplumumuzda yanlış biliniyor ama ben bugün yeter kadar anlatmaya çalışacağım. Korku dediğimiz şey olumsuz bir durum, olay karşısında bireyin yaşamış olduğu belirsizlik hissi veya tehlike hissine karşı geliştirmiş olduğu bir duygudur. Aslında korku işlevseldir. Tabii ki belli bir seviyedeyken. Korku bizi belli seviyede tehlikeye karşı korur. Yeri geldiği zaman belki başarıya sürükler. Biliyorsunuz işte arka planda biyolojik anlamda sempatik sinir sistemi aktif olur ve dolayısıyla vücut orada karşısında bir tehdit algısı algıladığı için, bir tehdit unsuru algıladığı için savaş veya kaç savunma mekanizması gelişir. Dolayısıyla bu noktada da bir korku duygusu oluşur. Fizyolojik belirtileri, semptomları da işte avuç içlerinde terleme, vücut ısısında artış, sıcaklığa bağlı olmadan, altını çizerek söylüyorum, titreme, efendime söyleyeyim, gastroenterolojik problemler, sindirim problemleri gibi fizyolojik davranışlar da ortaya çıkabiliyor. Ve hal böyle olduğu zaman benim başta da birazcık bahsetmeye çalıştığım gibi yaşam kalitemiz düşmeye başlıyor. Kesinlikle. Çünkü bazı korkular 7-24 kişiyle birlikte devam ediyor hayata. Yani bazı korkulardan hiç kurtulamıyor insanlar. O zaman tablo biraz başkalaşıyor sanki. Tabii ki. Aslında şöyle... Korku dediğimiz duygu insanı var eden dört temel duygudan birisi. Bugün mutluluk nasıl dört temel duygudan birisi ise kişide var olması gereken bir duyguysa aynı şekilde üzüntü de, öfke de, korku da bu insanı var eden psikolojik, fizyolojik, biyolojik ve sosyal anlamda var eden dört temel duygudan birisi. Bugün korku olmasaydı, korku duygusu olmasaydı biz yaşamın sürdürülebilirliği konusunda sıkıntılar yaşayabilirdik. Dolayısıyla hani herkes aslında günün sonunda korkusuz olmayı tercih ediyor. Yani kime sorsak korkusuz olmayı isterdi. Ama bizim orada bahsetmiş olduğumuz şey aslında korku değil. Biraz endişe hali, anksiyete problemi. Yani korku aslında isteriz. Korku işlevseldir. Fonksiyonel bir duygudur. Her insanda olması gerekir. Altını çizerek söylüyorum. Belli bir seviyede olması gerekir. Belli bir seviyedeyken korku olması gerekir ama bizim bugün işleyeceğimiz konu korkunun biraz daha dışında anksiyete. Yani kişideki o yersiz korkular. Dolayısıyla
Dört temel duygudan bahsetmiştik. Nasıl ki heyecan duyduğu zaman ya da işte mutlu olduğu zaman kişi bir yaşam davranışları, ritüelleri ortaya koyuyorsa korkuda da aslında öyledir. Bugün mesela örnek, yarın sınavımız olduğunu düşünelim, yani pazartesi. Ne oluyor? O sınavın olma durumu bizde, kişide bir korku oluşturuyor. Ne korkusu? Kaygı. Ne kaygısı? İşte sınavdan kalabilirim, sınavdan kalırsam işte dönemim uzayabilir gibi, buna benzer işte kişiden kişiye değişen kaygılar oluşuyor. O kaygı ne yapıyor? Bizi çalışma, yani işte o sınavı çalışma, o dersi çalışma konusunda motive ediyor. Tekrarlılık sağlıyor. Dolayısıyla o anlamda kaygı bizi başarıya götürür. Atıyorum bundan 1000 yıl önce, bir yayından önce de bahsetmiştiniz. 1000 yıl önceki insan düşünelim. 2000 yıl önceki insanları düşünelim. Yeni yeni böyle adapte oluyorlar. Teknoloji bugünkü gibi gelişmiş değil. Av olmak veya avcı olmak, iki seçeneğin birisini seçmek zorunda. O zamanki korkuları kişinin bir hayvana, bir canlıya, yaratıcı bir vahşi bir hayvana av olmak korkusuydu. Ama şu anda aradan 2000 yıl geçtikten sonra kişinin o korku verici düşünceleri evrildi. Bugün yine aynı fizyolojik semptomlar ortaya çıkıyor. Yine o yıllarda da kişide titreme, terleme, işte hiperventilasyon, dakikadaki o nefes alım hızı artıyordu. Bugün de aynı. Değişen hiçbir şey olmadı ama bugün kişiyi korkuya iten düşünceler, daha doğrusu tetikleyici uyarıcılar çok daha farklı. Bugün ay sonunda işten kovulmaktan korkuyor. İşte akşam çocuğu okuldan eve gelirken başına bir iş gelmesinden korkuyor. Ya da ay sonunda iş anlamında belirli bir kotayı tutturamamaktan, akademik anlamda başarısızlıktan korkuyor. Yani aslında hepsinin temelinde, en temel o şemada, temel düşüncede, çekirdek inançta var olamama korkusu var. Ölüm korkusu, var olamama korkusu. Yani sorduğumuz zaman peki işte o kotayı dolduramazsan ne olur? Maaşını alamam. Maaşını alamazsan ne olur? Yetersiz kalırım. Yetersiz kalırsan ne olur? İşte fizyolojik ihtiyaçlarımı gideremem. Bak, günün sonunda bütün o aşağıya indiğimiz, bütün Sokratik sorgulamalardaki sorduğumuz sorularda aşağı indiğimiz en temel inanç, çekirdek inanç da var olamama korkusu yer ediyor. Dolayısıyla şunun altını çizelim. Korkular her zaman vardı. İnsanın var olduğu sürece ilk günden beridir vardı. Sadece tetikleyiciler değişti, uyarıcılar değişti. Ama kişilerin vermiş olduğu fizyolojik tepkiler hala aynı ve hala aynı kalmaya devam edecek. Çünkü korku, ilk söylediğimiz gibi, kişiyi var etme anlamında, psikolojik, biyolojik, fizyolojik ve sosyal anlamda korku olmadan kişi kendisini var edemez. Çok güzel bir noktaya değindiniz. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik olarak insanlar, toplumlar, aslında oradan başlayalım, çok sıkışmış durumdalar. Hakikaten bahsettiğiniz gibi, işte maaşımı alamazsam ne olur, kotayı tutturamazsam ne olur, işimi kaybedersem ne olur soruları. Bu bir de tabii şununla katlanıyor, çocuğu olan dostlarımızda, ben dünyaya bu çocuğu getirdim, bu çocuğu en iyi şekilde büyütmek durumundayım, en iyi okullara göndermek durumundayım. Yani aslında o eskiden belki mamutla karşı karşıya kaldığında duyduğu dehşeti şu anda insanoğlu vahşi kapitalizm karşısında duyuyor. Bir şekilde savunmaya geçmeye gayret ediyor ama yerine getirmesi gereken görevleri var. Rolleri sebebiyle anne olarak, evlat olarak, çalışan olarak, her neyse, hayatta kalmaya çalışıyor. Aslında çok güzel söylediniz. Belki şekil, dekor, kostüm değişti ama sahne ve durum, duygu aynı. Böyle olduğu zaman da belki en çok gelecek korkusuyla mı karşılaşıyoruz ya da endişe mi diyelim? Bunu nasıl yatıştırabiliriz? Bize önerileriniz var mı? Tabii ki. Şimdi şundan bahsedelim. Bu bahsetmiş olduğumuz tanı aslında DSM-5'in, Amerikan Psikolojik Derneği'nin, bizim işte nasıl hukukçuların anayasa kitabı varsa bizde de işte DSM-5 kitabımız vardı. İşte bütün son güncellenmiş tanılar orada yer alır.
bir anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu olarak geçer. Bu da çeşitli alt dalları vardır. Bugün insanoğlunun dünyada son zamanlarda insanoğlunun en son dünyadaki %18-20 oranında görülen patolojilerden bir tanesidir. Yaygın anksiyete bozukluğu şudur. Spesifik anlamda bir duruma karşı korku veya kaygı hissetmez. O bahsetmiş olduğum spesifik anlamdaki kaygı özgül fobiye örnek. İşte yılan fobisi, köpek fobisi, yükseklik korkusu, yalnızlık korkusu, kapalı ortam korkusu. Bunlar özgül fobi. Bu da aslında bir anksiyetenin alt dalıdır. Ama herhangi spesifik bir duruma bağlı olmadan genel anlamda yaşam fonksiyonlarını yaşam fonksiyonuna odaklanmış, olaylara odaklanmış genel anlamda bir kaygı durumu oluşuyorsa burada yaygın anksiyete bozukluğundan bahsedebiliriz. Burada da biz psikologlar şu şekilde, daha doğrusu kognitif psikologlar, kognitif psikoterapistler rasyonalizmden rasyonalizme atıfta bulunuruz. Rasyonalizmden besleniriz. Şöyle bilişsel davranış terapisi ekolü izlemiş olduğu tedavi protokolünde genellikle kanıta dayalı düşünce sistemini sorgular. Genellikle mesela şunu savunur. Öncelikle durum gelişir, durum ortaya çıkar, olay ortaya çıkar. O olaya karşı insanoğlu bir düşünce var eder ve o düşüncenin sonrasında kişide bir duygu oluşur. O duygudan sonra bir davranış sergilemeye başlar. Yani olayın formülasyonu aslında bu. Şöyle örnek vereyim. Diyelim karşıdan bir adam geçti. Yolda yürüyorsunuz. Selin Hanım, sizin üzerinizden örnekte gidelim. Yolda yürürken karşınızdan bir adam geçti. Bu adam size hiçbir şey demeden baktı. Yani şöyle baktı ve geçti gitti artık. O olay bitti. Hemen aklınıza bir düşünce oluşur değil mi? Ya işte bana mı, beni birine mi benzetti? Acaba önceki yıllarda oynamış olduğum filmleri, dizileri, Ekmek Teknesi bu arada çok severek izlerdim. Oynadığım diziden acaba beni mi tanıdı? İşte acaba tipim mi hoşuna gitmedi? İçinden bana mı küfür etti? Beddua mı etti? Bir sürü düşünce burada ortaya çıkabilir. O düşünceden sonra siz sizdeki o oluşan düşünceye karşı, düşüncenin içeriğine karşı, şekline karşı bir duygu oluşturursunuz. Eğer ki hala Ekmek dizisindeki gibi güzelliğini kaybetmemiş bir bayan düşüncesi oluşmuşsa o beyefendi de dolayısıyla sizde bir mutluluk duygusu oluşacaktır değil mi? Ama eğer ki düşüncenin suyu yöndeyse, bu adam bana kötü baktı, beni işte taciz edebilir. Bu adam benim hakkımda kötü düşünmüş olabilir. İçinden bana küfür ediyor gibi bir düşünce geçtiyse, buradaki duygunuz bir öfke ya da işte bir üzüntü duygusu oluşturabilir. Bu oluşan duygular sonrasında da davranışlar sergilersiniz. Her davranış, yani her oluşturduğunuz duyguya karşı, farklılığa karşı davranışlarınız da farklılıklar gösterir. Yani bizim burada bahsetmiş olduğumuz olay düşünce, kişideki o düşünce günün sonunda davranış etkileyebiliyor. Eğer ki sizin düşündüğünüz o düşünce yapınız irrasyonelse, gerçek dışıysa, olumsuzsa, gerçeklikten uzaksa, bir olumsuz bilişsel çarpıtmaysa, siz de günün sonunda yersiz bir davranışa gidebilirsiniz. Ama daha gerçekçi, işte ayakları daha yere basan, daha rasyonel, daha mantıklı bir düşünce, daha işte biraz daha olumlu. Bu arada olumludan kastım polyanacılık değil. Yani romantizmden bahsetmiyorum. Daha olumlu, daha gerçekçi bir düşünce yapısı geliştirirsek günün sonunda davranışlarımız da ona göre şekillenecektir. Yani burada biz psikologlar olarak genellikle düşünceyi değiştirmeye çalışırız. Ama ben burada şu noktada diğer psikologlardan ayrılıyorum. Yani şuna katılmıyorum. İyi düşün, iyi olsun. Evrene güzel mesaj yolla, güzel şeyler seni bulsun. Bir yandan yaşamın gereklilikleri de var. Gerçeklikler de var. Siz bugün iyi düşünerek, siz bugün hayata her gün işte ben mutluyum mesajı vermeye çalışarak günün sonunda faturalar gerçeğini, kiralar gerçeğini, ne bileyim mazota gelen zamları, İşte ülkedeki enflasyonu, işsizliği söndüremezsiniz. Yani bir yandan da bu gerçeklik duygusundan da kopmamak gerekiyor. İşte bahsetmiş olduğum rasyonalizm ve vurgu da buradan kaynaklanıyor. Onun için rasyonalizmden, mantıktan, düşüncelerin mantık sistemine oturma sürecinden kopmamamız gerekiyor. Şimdi anladığım kadarıyla, eğer yanlış anladımsa lütfen düzeltin.
Sizin daha yakın hissettiğiniz protokol, bakış açısı psikolojide olay gerçekleştikten sonra oluşan, kişide oluşan duygu ve tepki. Bunun Evet. üzerine yoğunlaşarak belki düşünce yapısını değiştirmek anlamında bir tedavi, terapi sistemi kullanıyorsunuz. Peki bizim hani başta benim söylemek istediğim sürekli gelecek korkusu, ülkenin ekonomik sistemiyle alakalı, krizle alakalı. Belki bu ay gerçekleşmedi. O çok korktuğu, ücretini alamamak ya da işini kaybetmek, görevlerini yerine getirememek ihtimalleri diyelim. Çünkü herkes için geçerli. Bu ay gerçekleşmedi ama gelecek ay gerçekleşebilir. Ya da işte her dakika karşıya çıkan dolar bugün 18 lira ama uzmanlar diyor ki işte 3 ay sonra 30 lira olabilir. O zaman daha korkunç bir tabloyla karşılaşma ihtimali. Yani biz ihtimallerle çok da haksız değiliz aslında. Çünkü hep bu şekilde evrildiğini görüyoruz, şahit oluyoruz. İhtimaller üzerinden endişelere kapılıyoruz. Ve bizim yarın olabilme ihtimali olan bu durumdan dolayı bugünümüz biraz tatsızlaşıyor. Ve belki artık günümüzde evde herkes çalışıyor. Eşlerin ikisi de çalıştığını farz edelim. İşten eve gelmiş iki birey aslında biraz gergin, biraz mutsuz, huzursuz olabiliyor. Bunun da belki bir sonraki adımda küçük bir şeyden çıkacak bir tartışma. Bu tartışmaya şahit olması ihtimali olan evin çocuğu gibi büyüyen katmanlar haline gelip nur topu gibi bir problemimiz olabiliyor. Ve bu birçok evde olabiliyor. Ne yapabiliriz? Yani belki de o ihtimal hiç gerçekleşmeyecek. Hani size katılıyorum, gerçeklikten kopmamak lazım ama ben de hep diyorum ki bereket bireyseldir. Hani sizin başınıza çok iyi bir şey gelebilir. Çok da canınızı sıkmayın. Ama buna bilimsel bakış nedir? Kesinlikle. Şimdi şunu açıklayalım. Normalde bizim iki tür danışanımız vardı. Birisi patoloji anlamında, yani patolojik problemi olan, işte anksiyete bozukluğu olan, panik atağı olan, özgür fobisi olan, depresyon, majör depresyon problemleri olan. Bir diğeri de danışmanlık sürecinde, yani aslında olayların gerçek olduğu ve olaylara vermiş olduğu tepkinin de gerçek olduğu kişiler var. Şimdi eğer ki kişinin düşünceleri irrasyonelse, işlevsizse ve o olaya vermiş olduğu tepkiler, düşünceler, geliştirdiği düşünceler gerçeklikten uzaksa, evet, orada bir anksiyete problemi diyebiliriz. İşte atıyorum, işleri gayet iyi ya da bir şekilde gidiyor veya her şey yolunda giderken, durup dururken mesela ölüm korkusu, gelecek kaygısı. Yani yersiz korkulardan bahsediyor. Burada bir anksiyeteden bahsedebiliriz. Ama eğer kişi gerçekten gerçek anlamda yerli bir korkudan bahsediyorsa, gerçek anlamda işini kaybedecek bir pozisyondaysa, mesela bunun örneğini çoğu zaman yaşıyoruz. Geçenlerde de yaşadık. İşte bir hanımefendi geldi, eve girmekten korkuyor. Şimdi baktığımız zaman sorgularsın bunu. Yani kapalı ortam klostrofobisi mi var? İşte atıyorum başka bir korkusun var. Evle alakalı bir işte agorafobiya mı geliştirdi? Panik atak mı gelişiyor? Eve girince ne oluyor bilmiyorum ama işte eşimden korkuyorum. Ne oluyor eşinden? Neden korkuyorsun? Şiddet uygulayacağından korkuyor. Şimdi bu adam hiç bugüne kadar şiddet uygulamadıysa ama kişide böyle bir problem varsa bu patolojik bir problem. Anksiyete problemidir. Ama o kişi gerçekten de ona şiddet uyguluyorsa ve bu kadının korkuları da yersiz değilse, gerçekçi korkularsa, orada biraz daha çözüm odaklı. Artık orada anksiyete probleminden bahsetmiyoruz. Orada o korkuyu var eden tetikleyici ya da uyarıcı o olay, durum gerçek bir durum. Ona karşı senin düşüncelerin işlevsiz bir düşünce, senin düşüncelerin irrasyonel, işte bu düşüncelerini değiştir demek yersiz olur. Dolayısıyla orada biraz daha çözüm odaklı çalışıyoruz. Burada ne yapabiliriz? Eğer ki kişiler kendi atıyorum gelecek kaygısı üzerinden konuşalım. İşte çoğu gelecek kaygısı hepimizin biraz daha böyle yüzdelik anlamda fazla olan maddi problemler. İşte 2 sene sonrasını, 3 sene sonrasını görmüyoruz. Özellikle son yıllarda yaşamış olduğumuz ekonomik krizlerde baz alırsak.
iş kaybetme korkusu. İşte geçen sene Covid virüsüyle alakalı yeni yaşam ritüellerine alışmakta zorluk çektik. Onunla alakalı anksiyete problemi, kaygı problemleri oluşmuştu. Burada tetikleyici unsurun ne olduğunu aslında biraz böyle analiz etmek gerekiyor ve bizim orada aslında kişilere vermiş olduğumuz çalışmalar, ev çalışmaları genellikle not almaya yönelik. Korkularınızı not alın. Yani korkularınız sizi psikopatolojik konulara götüren, fizyolojik sonuçlar doğuran, işte uykusuzluğa götüren, işte iştah kaçırtan, ne bileyim titreme problemi, işte çarpıntı problemi oluşturan, o anksiyeteye götüren tetikleyici düşünceleriniz nedir dediğimiz zaman bunları not alıyorlar. Bunları sıralamanızlarını istiyor. İşte en sizi rahatsız eden, en başta hiçbir zaman kafanızdan çıkmayan düşünce nedir diyor, sıralıyorlar. Bunları sıralamalarında teker teker Sokratik sorgulamaları kişilere çalışıyoruz. Bunun gerçekleşme olasılığı nedir? Mesela en can alıcı sorumuz ne? Budur. Yani korktuğun düşünce bu. Başına gelmesinden korktuğun şey bu. Bu başına geldiği zaman vücudun sempatik sinir sistemini aktive edecek ve sen orada artık kortizol salgılamaya başlayacaksın ve bir tehdit altında olduğunu hissedeceksin. Peki bu durum ne zaman yaşanır? İşte işimi kaybettiğim zaman ya da hasta olduğum zaman, işimi yapamayacak duruma geldiğim zaman, sağlığımı kaybettiğim zaman. Peki bunların gerçekleşme ihtimali ne? Şu an bunların gerçekleşme olasılığı var mı? Gerçekten de gün geçtikçe hızlı bir gün süreç içerisinde bahsediyorum. Gün geçtikçe sağlığını kaybetmek üzere misin? Ya da başarısızlığından dolayı işinden kovulmak üzere misin? İşin bitmek üzere mi? Ya da her gün kendi hazır olan o finansal birikiminden mi harcıyorsun? İşte o da bitmek üzere mi? Eğer ki bunlar gerçekçi, uyarıcı ve tetikleyici ise orada çözüm odaklı çalışırız. Ama adamın işi gücü iyi. İşte başarılı da yersiz korkulara sahip. Orada işte o düşünceleri değiştirmeye, yerine daha alternatif düşünceler bulmaya. Tabii bunlar da düşünce kaydı ödevi diye verdiğimiz ev çalışmalarıyla gerçekleşiyor. Yani bu bahsetmiş olduğum şey aslında yine rasyonalizmden besleniyor. Mantıktan hiçbir zaman çıkmıyoruz. Bu durumun, korku duyduğu bu durumun gerçekleşme olasılığı var mı yok mu? Eğer ki varsa ona göre çözüm odaklı çalışıyoruz. İşte kişiler belki daha motivasyonel görüşmeler olabilir. İşine karşı, işteki performansını, verimliliğini artırmaya karşı daha işte kişide farkındalık oluşturulabilecek psikoterapi seansları gerçekleştiriyoruz. Eğer ki her şey yolundaysa, sadece düşünce anlamında yersiz düşünceler varsa, irrasyonel düşünceler varsa, o işlevsiz düşüncelere karşı yeni alternatif düşünceler geliştirmesini söylüyoruz ya da bekliyoruz. Ev ödevleri veriyoruz bununla alakalı. Sizi dinlerken neden gülümsediğimi anlatayım. Hem çok güzel anlatıyorsunuz, bu keyif veriyor o sebeple. Hem de Teşekkür ederim. çok küçük yaşlarımda bu işte not korkusu, sınıf geçme, şudur budur gibi durumlarla karşılaştığımda kendi kendime nereden çıkarttığımı bilmiyorum ama hala kullanıyorum bu yöntemi. Hiç bilimsel olmayabilir. Yani bana ait. Duruma baktığım zaman hep derim ki en kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? Ölürsün. Zaten öleceğim biliyorum. Yani bu çok aslında sürpriz bir bilgi değil. Hani biz bunu görmezden geliyoruz, öteliyoruz, hep başkaları ölürmüş gibi kabul ediyoruz ki hayatımızı sürdürebilelim ama sonuçta da bu hikayenin sonu belli aslında ve sürpriz de değil. Dolayısıyla belki Türk olmaktan kaynaklı böyle bir davranış biçimi. Evet. Hani vardır ya böyle bana mı baktın ne diyorsun ha, böyle bir milletiz yani sonuçta. Evet. Böyle bir yöntem geliştirmiştim. Hala kullanıyorum. Bakıyorum endişe evet gerektirebilir durumları ben de yaşıyorum. Ama sonra diyorum ki en kötü ne olabilir? Hayattaysam ben bunu çözerim gibi. Evet. Ne dersiniz? Bu zaten bizim uygulamış olduğumuz tekniklerden de bir tanesi. Tabii bazılarında işe yarayabiliyor, bazılarında patolojiyi daha da fazla tetikleyebiliyor. Şöyle,
O kişideki o şemaya göre de bilişsel örüntülere göre vermiş olduğumuz örnekler ya da çalışmalardır, tekniklerdir. Kimisinde evet kişiyi ağına götürmeye yardımcı olabiliyor. Yani en kötüsü ne olabilir diye düşündüğün zaman bazılarında bir iyilik hali oluşturabiliyor. Bir gevşeme, rahatlamayı oluşturabiliyor ki ben de aynı şekilde çoğu zaman kendimi bu şekilde telkin ederim. En kötü ne olabilir düşüncesi beni iyileştirir. Ama bazılarında bu sefer o içinde bulunmuş olduğu durumdan da çıkıp o en kötünün gerçekleşme olasılığını da kafasında Bu büyütmeye sefer başlıyor. ondan Ya tabii korkmaya burada bak. Eyvah. bu sefer evet ondan da korkmaya başlayabiliyor. Bu bir savunma mekanizması. Yani kişilerde bazılarında işe yarayabilir. Bende işe yarıyor. Sizde de işe yarıyormuş. Aslında çoğu insanda işe yarayabilir ama bazı işte obsesyon boyutundaki kişilerde işte en kötüyü düşündüğü zaman falan işte şöyle bir hareket vardır aman Allah korusun işte şey falan. Hani bunlar nasıl her biri tam birer inanç olarak hani burada inançlara saygısızlıktan bahsetmiyorum ama baktığımız zaman bu bir opsiyondur. Şu hareket de o opsiyona karşı geliştirmiş olduğumuz bir kompulsiyondur. Yani aslında oradaki obsesyon o zararlı düşünce, yani o irrasyonel düşünce. Peki biz bu olumsuz düşünceyi bastırmak için, olumsuz düşünceyi rahatlatmak için bir kompulsiyon geliştirmemiz gerekiyor. Kendimizi rahatlatmak adına. İşte bu da öyle bir şey. O en kötü senaryoyu düşünmede kişiyi bir anlamda obsesyona götürebilir. Yani şunu yine ben söylüyorum. Korku evet. Baktığımız zaman rahatsız edici bir duyguymuş gibi görünse de aşırı olumlu veya aşırı olumsuz, aşırı fazla veya aşırı azdan bahsetmiyorum. Optimum seviyedeki korkudan bahsediyorum. Gayet fonksiyoneldir. Ama bunun aşırısı hiç korkusuz olmak da aslında patolojik bir problem. Yani kişiyi probleme götürür. Eğer ki vücudumuzdaki o işte HPA aksı, sempatik sinir sistemi devreye girmeseydi bugün siz aslan gördüğünüz zaman tepkisiz kalırdınız. Vahşi bir aslan gördüğü zaman dişlerini ağzını açmış sizi tam yemek üzere ısırmak üzereyken tepkisiz böyle her şey yolundaymış gibi davranırsınız. Bu da aslında bir problem. Ama eğer ki mesela işte sizi uyarıcı, tetikleyici bir unsur yokken hala kaygı semptomları devam ediyorsa bu da aynı şekilde. Yani hepimizin başına gelmişti işte örnek verelim mesela İşte diyelim ki yerde fare var. Şimdi fare olduğu ortamda ne olur? Hemen işte masaya çıkarız, sandalyeye çıkarız, bir şeyin üstüne çıkarız korkudan. Yani o an işte sempatik sinir sistemimiz aktif olur. Şimdi masanın üstüne çıktık diyelim öbür arkadaşımız da aldı fareyi dışarıya attı gitti. Deriz ki çocuğa ya tamam işte ya da kimse o korkan kişi inebilirsin fare gitti deriz. Hala inmekte güçlük çeker. Hala tetikleyici var olduğuna inanır. İşte o uyarıcı gittikten sonra bile hala korku unsuru, kaygı unsuru devam ediyorsa işte irrasyonel düşünce burada başlıyor. Patolojik problem burada başlıyor. En korkusuz olmak da böyle. Hep aslında toplumumuzda çok yanlış bir algı var. Korkusuzluk bugün çoğu zaman baktığımız zaman işte destanlara konu olmuş, başlık halinde işte masallara başlık olmuş, hikayelere başlık olmuş. Ne bileyim bazı insanların isimlerinin önüne ona hiyerarşik anlamda saygınlık belirtmesi için iyi bir anlamda sıfat haline gelmiş. İşte korkusuz, korkusuz insan, korkusuz. Aslında korkusuzluk diye bir şey yoktur. Eğer ki bir insan korkusuzsa şunu söyleyebilirim ben. Ya birincisi toplumda korku olmadan da insan kendisini var edemeyeceği gerçeğini bilmiyordur. İkincisi de insan değildir. Yani o artık farklı bir formdadır. Her insanın bünyesinde korku vardır. Korku olmalıdır. Kişi yaşamını sürdürülebilirler ve süreklilik katar, sürdürebilir hale getirir. Çok bu arada Yeşilçam hayranıyımdır. Kemal Sunal, rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerini de ezbere bilirim. Harikaydı. Korkusuz Korkak diye bir film vardı hatırlıyor musun? Yani orada mesela şimdi Mülayim Sert vardı. Mülayim Sert'in işte hastane raporları değişiyor. Mülayim Ters'le. Halbuki farklı adamın raporlarıyla gelişiyor.
O güne kadar korkusuz o mülayim, işte korkulu mülayim, işte normal bir işte çalışıyordu. Korkusundan dolayı patronuna zam isteyemiyor. İşte parası gidecek diye istediği yemeği yemiyor. İşte açılması gereken bir kız arkadaşı var, hoşlandığı bir kız var. Korkusundan dolayı, reddedilme korkusundan dolayı açılamıyor. Ne zaman ki o raporlar değişiyor, kendi öleceğini biliyor ya da öleceğini söylüyor doktor ona artık. 6 aylık ömrünün kaldığını söylüyor. O günden sonra bu mülayimde %100 bir değişme oluyor. İşte o güne kadar yemediği yemeği, parası gitmesin diye korktuğu şeyleri artık yiyebiliyor. Ne bileyim işte kız arkadaşıyla, o hoşlandığı kızla konuşmaya başlıyor. Patronuna gidiyor, işte taleplerini rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Korku gitti mi? Hayır. Korku hala devam ediyor. Korku sadece evrildi. Neye evrildi? O gün o korku, parası bitecek korkusu vardı. Kız arkadaşı reddedecek korkusu vardı. Bugün o deneyimleri, ona haz verecek o deneyimleri tadamadan ölme korkusu oluştu. Dolayısıyla o korku onu yine yeni bir davranışlara, yeni ritüellere iletti. Korku değişmedi. Filmin de ismi aslında Korkusuz Korkak filmi de çok anlam derinliği, anlam zenginliği olan bir isim. Korkusuz Korkak dediği zaman aslında korku değişmiyor. Korkusuz insan yoktur anlamına geliyor. Sadece o korkular kişiyi farklı davranışlara itti ama korku hala devam ediyordu. O gün işte dediğim gibi kız arkadaşından korkan adam bugün ölmeden önce haz duyamayacağı şeylerden korkmaya başladı ve gitti artık her şeyi yapmaya çalıştı. Bir an önce yapayım ki çünkü onu kaygı iten şey oldu. Dolayısıyla korku her insan için geçerlidir. Korku olmazsa insan kendisini var edemez. Aslında filmden örnek verdiniz. Orada bakış açısını değiştirmek de var sanki. Kesinlikle. Öyle değil mi? Farklı bir perspektiften baktığı zaman farklı bir gerçeklikle karşılaşıp ona göre bir davranış modeli seçebiliyor kişi. Kesinlikle. Sizi dinlerken tabii Hollywoodlu senaristleri düşündüm. Sık sık kullanırlar filmlerinde. Cesur olmak korkmamak demek değildir. Cesur olmak korktuğu halde devam etmek demektir. Devam etmektir, evet. Üzerine gitmektir. Aşağı yukarı her filmde karşımıza çıkar ama doğru da söylüyorlar sanki. Sizin katıldığınızı düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Şimdi biz normalde bize bu tarz anksiyeteyle gelen, şimdi anksiyete dediğim şey çok geniş olarak algılıyorum. Yani anksiyetenin kökeninde kaygı var değil mi? Korkudan beslenen bir patoloji. Dolayısıyla panik atak da buna dahil olabilir. İşte fobiler de buna dahil olabilir. Obsesyon da bir ara DSM'e göre anksiyetenin alt dalıydı. Şimdi bize gelen danışanlarımızda, hastalarımızda bizim izlediğimiz model anksiyeteyle özellikle söylüyorum. Önce bilişsel müdahalelerde bulunuruz. Dedik ya bir önce işte düşüncelerine müdahale ederiz. O zihinsel süreçlerine müdahale ederiz. Hastalıklı olan düşüncelerine, irrasyonel düşüncelerine müdahale ederiz. Onları değiştirmeye çalışırız dedik. Bunlar yapıldıktan sonra kişide belirli bir motivasyon oluştururuz. İşte o cesaret unsurunu, gerçek olan cesaretin tanımındaki o unsuru kişiye bir şekilde motive ederek o korkularının üzerine gitmesini isteriz. Tamam, bilişsel anlamda müdahale olur, gerçekleşir. Kişi o düşüncelerin hastalıklı olduğunu, işlevsiz, irrasyonel olduğunu kabul ettiririz. Ama bunu deneyimlemesi de gerekir. Yani o gerçek yaşam anlamında tecrübe etmediği zaman istediği kadar o düşüncenin anlamsız, saçma, aptalca olduğunu bilsin. Ama o beyin onu algılaması için onun gerçek bir yaşam tecrübesi olması gerekir. Burada da ne yapıyoruz? Atıyorum mesela burada da yükseklik korkusuyla gelmiş bir kişiyi baz alalım. Yükseklik korkusuyla geldi. Önce ne yaparız? Bilişsel müdahaleler. İşte yükseğe çıktığın zaman ne hissediyorsun? Neyin gerçekleşmesinden korkuyorsun? O korktuğun şey gerçekleştiği zaman başına ne gelir? İşte o başına gelen şeyde kendini nasıl hissedersin gibi. Onlar teker teker böyle analiz edilir. Bunlar arasında gerçek sağlıklı düşünceler ayıklanır. Sağlıklı olan o düşüncelerin yerine alternatif düşünceleri koyarız dedik. Bunun dışında kişiye davranışsal müdahalelerde de bulunuruz. Korku duyduğu şeye exposure dediğimiz teknikle kişiyi o korku duyduğu unsura karşı maruz bırakırız. Ama bu maruziyet bir anda gerçekleşmez. Yani bu aslında burası biraz hassas bir süreç. Kişide daha fazla fobiyi, korkuyu geliştirmeye ya da kişiyi disosyo etmeye götürebilir.
Buradaki süreçte daha sistematik bir şekilde ilerliyoruz. Atıyorum yükseklik korkusu varsa kişiyi alıp da hemen 11. kata çıkarmıyoruz. İkinci katta belirli bir maruziyette baş başa bırakıyoruz. Ne hissettiğini biraz daha hissetmeye başlıyor. Ondan sonra sistematik bir şekilde 3. kata çıkıyor, 4. kata çıkıyor. Bunların hepsi, aslında hepsi adım adım. Sistematik duyarsızlaştırma dediğimiz teknikle gerçekleşiyor. Kişi bir saatten sonra o maruz kaldığı şeye duyarsızlaşmaya çalışıyor. Burada benim en önem verdiğim nokta şudur. Her zaman bütün danışanlarım da bilir, takipçilerim de bilir. İnsan en önemli, en sıra dışı, olağanüstü özelliklerinin bir tanesi, bugün de çoğu psikopatolojinin tedavisinde kullandığımız, aslında tek olan özellik, faydalandığımız insanın özelliği, İnsanoğlunun adaptif bir varlık olması. İnsanoğlu her şeye adapte olur. Yani çoğu şeye uyum sağlar. Yeter ki o uyum sağlama sürecini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirsin. Uyum sağlama sürecini sistematik bir şekilde gerçekleştirsin. Bugün herkes fobi geliştirdiği, korkunsunun tetiklendiği o durum, o nesne, obje neyse ona karşı kendisini maruz bırakarak duyarsızlaştırabilir. O korkuyu o şekilde yenebilir. Ama tabii burada bahsettiğim şey, bunu bir uzman yardımıyla yapmakta fayda var. Çünkü dediğim gibi bunun bir sistematik bir şekilde olması lazım ki bu davranışsal müdahaleden önce bilişsel müdahale yapılması lazım. Kişi önce zihinsel süreçlere müdahale ediyor, daha sonra davranışsal ödevlerle pekiştiriyoruz. Yaşam tecrübelerini kişiye katmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Hani böyleymiş deyip de diyelim kişi kediden korkuyor ama ben gideyim bir kediyi kucağıma alayım diye kendi kendine denememeli. Tam aksi tesiri de olabilir. Mutlaka bir uzmandan yardım istemesi gerekir. Tabii. Şimdi dedim ya hani biz tanıtımımızı verdikten sonra pek çok bana mesaj geldi. Size de her gün geliyordur. Şöyle bir baktığımda mesela bir trafik kazası yapmış dostumuz, sonrasında araba kullanamaz olmuş. Bu zannediyorum sizin travmatik korku dediğiniz. Bir başka dostumuz geçmişte bir düşerek kendisi düşmüş bir trafik kazasına karışmış. Şimdi sokakta her yürümeye kalktığında yanında birisi olsun istiyor, düşmekten korkuyor ve bu biraz da birbirine bağlı, düşüp yine bir kaza olacağından endişe ediyor. Yalnızlık korkusu son zamanlarda çok karşılaşıyoruz. Yalnız kalmak, evlenememek, işte evde kaldı derler gibi mahalle baskısı vari korkular da var. Bütün bunları bir araya toplayamayız. Birbirinden farklı ama travmatik olanları nasıl tedavi ediyorsunuz? Terapi midir bunun yolu? Nasıl bir yol izlesinler? Travmatik durumlarda genellikle izlenen tedavi protokolünde kognitif terapiler, bilişsel davranış terapileri şu an ön sıralarda yer alıyor. Son zamanlarda 90'lı yılların başında dünyada işte EMDR dediğimiz göz hareketleriyle duyarsızlaştırma, beynin sağ ve sol lobunu kullanarak bilgiyi yeni işleme, adaptif işleme model dediğimiz yeni terapi protokolü de ortaya çıktı. Özellikle travmalarda çok etkili olduğu söyleniyor. Ben de eğitimini aldım. 2 modüllük eğitimim var. Uygulamak nasip olmadı ama son zamanlarda travmayla EMDR biraz daha yol kat etmiş durumda. Hatta bizim de 99 depreminden sonra, Düzce depreminden sonra o ara dünyadaki Amerika'dan gelen bazı ruh sağlığı çalışanları Türkiye'deki o depremzedelere tedavi vermekten önce bizim Türkiye'deki psikologlara, psikiyatristlere EMDR tedavisini öğretip bizim de buradaki psikologlar depremzedelere, o travma durumunu yaşayan afetzedelere EMDR tekniğiyle travmalarını silmelerinde ya da yeniden işleme, adaptif işleme süreçlerinde yardımcı olmuşlar. Burada benim izlediğim yol bilişsel davranış terapisti olarak şu oluyor. Bugün biraz önce de tekrar ettim. Öncelikle bilişsel müdahale. Atıyorum o kaza anından başlayalım. Bu olayımıza ondan, o formülasyonundan gerçekleştirelim. Kaza anında kişi yaşamış olduğu olumsuz yaşam tecrübesi sayesinde aynı olayın tekrar etmesi korkusundan dolayı o durumu
o olayı ya da işte o gün maruz kaldığı şey neyse aynı şeylere maruz kalmakta sıkıntı çeker. Çünkü tekrar gerçekleşeceğinden korkar. Aynı duyguları, aynı korkuları tekrar yaşayacağından korkar. Burada yayınımızın başında da bahsettiğim gibi bu durumun gerçekleşme olasılığını söylüyoruz. Bunlar sorgulanıyor. Bunların kanıta dayalı bir bu düşüncenin kanıta dayalı bir yapısı var mı? Bunu sorguluyoruz. Yani eğer ki kişi derse ki evet bu gerçekleşecek dediği zaman bu evet bu kazanın tekrar gerçekleşeceğine dair bir kanıtın var mı diyoruz. Çünkü biz de şu metaforlarla tutuyoruz kanıt metaforunu. Sanki karşınızda bir hakim var ve siz cinayetten yargılanıyorsunuz ama siz, cinayeti işleyen siz değilsiniz. Hakime öyle kanıtlar sunmanız lazım ki hakim sizi gerçekten suçsuz olduğunuza inansın. Yani bu kanıt dediğimiz olaylar bunlar. Yani işte bazen diyor ki işte hocam bence kaza tekrar gerçekleşebilir çünkü rüyamda gördüm falan. Ya da işte gerçekleşebilir öyle hissettim. Şimdi bu hakim buna nasıl inanmazsa bir psikolog da buna inanmaz. Yani buradaki bizim bahsettiğimiz kanıt herkes tarafından benimsenen bir kanıt olması lazım. Gerçekliğe dayalı bir kanıt olması lazım. Kişi burada yavaş yavaş ikna etmeye çalışıyoruz. Yani o nöronları aslında ikna etmeye çalışıyoruz. O ikna olduktan sonra kişi eminim şunu gerçekleştirmiştir. Bir o kendisinde korku kaygı duygusunu tetikleyen duruma karşı bir güvenlik sağlayıcı davranış geliştirmiştir. Bu özellikle panik ataklarda çok fazla. Her panik atakta bunu gerçekleştirir. Anksiyete olarak gidelim. Yaşamış olduğu travmatik olay neydi? Kaza. Şimdi kişi bu duruma karşı, bu durumu tekrar yaşamamak adına, bu rahatsızlık verici süreci tekrar yaşamamak adına ne yapar? Bir daha arabaya binmez. İşte arabaya biniyorsa öndeki şoföre sürekli müdahalelerde bulunur. Ne bileyim 30 kilometrenizi geçmemesi konusunda sürekli işte ona baskı yapar. Ve işte buna benzer bir sürü güvenlik sağlayıcı davranış geliştirmiştir. Zanneder ki ben bunları yaparsam kaza gerçekleşmeyecek. Bu da o anksiyete hastasını bir kısır döngüye sokar. Bizim işte buradaki amacımız o kısır döngüyü de bir şekilde sonlandırmak. Günün sonunda bizim istediğimiz şey şu. Eğer ki geliştirmiş olduğu güvenlik sağlayıcı davranış varsa o güvenlik sağlayıcı davranışı bitirecek. Yani kişi bunu kendisini bu şekilde rahatlatır. Özellikle panik ataklar. Mesela panik atak işte öleceğini düşünür. Kalp krizi geçireceğini düşünür. İşte inme ineceğini düşünür. Ne yapar? Çarşıya çıktığı zaman, dışarıya çıktığı zaman sürekli hastanelere yakın o bölgelerde dolaşır. Ya da işte her hastanede de illa kesin gider gitmez yetişeceği bir doktor, bir ünite, birisi tanıdığı birisi vardır. Her an arayabileceği, kendisini rahatlatabileceği, rahat hissettirebileceği bir kişiler vardır. Bunlar işte o kişi kendisini güvende hissetmek adına geliştirmiştir. Zanneder ki ben o acile yetişmeseydim ölecektim. Ben işte o kişiyi aramasaydım az kalsın kalp krizi geçiriyordum. İşte o iyi ki hastanenin etrafında dolaşmışım da hastaneden uzak kalsaydım kesin felç olacaktım. Buna benzer bir sürü bilişsel çarpıtmalar. Kişi şunu bilecek. Ben o hastaneye gitmesem de, hastanenin uzağında da kalsam, o arabaya binmesem de, arabaya binsem de o kaza gerçekleşmeyecek. Çünkü o kaza öndeki kişinin dikkatsizliği ya da işte ben kullanıyorsam benim dikkatsizliğim ya da işte o gün o an gerçekleşen olayın rasyonalizmi neyse onun analizi yapılarak gerçekleşti. Sen o gün kaza geçirdin diye aynı kaza seni sürekli bulmak zorunda değil. Bulmaz, bulamaz. Yani kazanın gerçekleşme senaryosu vardır ve o kazanın tetikleyici unsurları vardır. Günün sonunda bu güvenlik sağlayıcı davranış, geliştirdiği güvenlik sağlayıcı davranış neyse o güvenlik sağlayıcı davranışa çomak sokarız biz. Yani onu durdurmamız lazım. O durduğu zaman kişi de inanacak o güvenlik sağlayıcı mekanizmanın, o kısır döngünün gerçekten fonksiyonel olmadığına, işlevsiz olduğuna inanacak ve o saatten sonra maruziyet tekniğini, exposure tekniğini, duyarsızlaştırma tekniğini de kişiye uygulayarak yavaş yavaş bu korkularından, fobilerinden, kaygı duyduğu durumlardan kişiyi yavaş yavaş uzaklaştıracağız. Son dönemlerde en çok hangi şikayette hani istatistik olarak bakacak olursanız Yaygın anksiyete. Yaygın artık Ya yani benim tahminim. için böyle. Evet, Covid de çok fazla tetikledi. Özellikle Covid obsesyonu da çok tetikledi.
Zaten obsesyon da aslında bir anksiyete, bir kaygının bir belirtisi. Geçen sene özellikle hastanede çalıştığım dönemlerde şuna benzer vakalar çok alıyordum. İşte eşi getiriyor kadını. Yani hocam diyor, eşime bir bakın, değişti. Son zamanlarda hiç alışık olmadığımız davranışlar sergilemeye başladı. Nedir bu davranış? İşte ben içeriye giriyorum, kapıyı çalıyorum, evden içeriye ayakkabımı çıkartıyor, evin üzerinde böyle tırnak üzerinde yürüyorum, direkt beni banyoya atıyor. Banyodan çıkartmıyor falan. Daha sonrasında bu alışkanlık bir yaşam örüntüsü haline geldi, bir obsesyon haline geldi. Ve artık adam her eve girdiği zaman hiçbir yere dokundurmadan direkt duşa, o da şeyler, tişörtlere de bu şekilde dokunarak işte artık büyük, yüksek dereceli ozonlarla, işte deterjanlarla yıkanarak bu tarz obsesyonlar geliştirmesine yardımcı oldu. Ya da dokunamadılar. Herhangi bir yere dokunamadılar. Parmak ucuyla dokunuyor. İşte ne bileyim, kapının ucuna şöyle dokunuyor. O saatten sonra her tarafımızı mesela, yani çoğu kişi de mesela kolonyalı ıslak mendiller geçti gitti ama hala ıslak mendili bir obsesyon haline getirmiş danışanlarım mevcut. Çünkü biliyorsunuz mikrop obsesyonu çok gelişmiştir dünyada ve en çok obsesyonlar arasında, obsesif kompulsif bozukluklar arasında en belirgin tetikleyici mikroptur. Dokunamama. Hep bütün obsesyonlara baktım, obsesyon hastalarına baktığım zaman hepsinin temeldeki o düşünce mikrop düşüncesi. Dokunamaz. İşte tokalaşamaz. Orada nasıl bir mantık zinciri çıkıyor? Mikrop hasta edecek. Hasta olursam öleceğim. Evet, ölüm evet. korkusuna şöyle, mı gidiyor o? Nasıl bir... Aslında şöyle, obsesyon biraz daha böyle kompleks bir durum. Biyolojik kökeni de var obsesyon. Yani genetik aktarımla da olabiliyor. Ama travmalarla da gelişebiliyor. Yani özellikle travmalarla da gelişiyor ama genetik boyutu da yüksek. Öyle kendinden oluşan bir, çok da kendinden oluşan bir patoloji değil. Tedavisi de aslında kompleks bir tedavi. Çünkü obsesyonlar anksiyete kadar kolay tatmin olmuyorlar. İşte onların o düşünce mekanizmaları çok daha sert, çok daha dirençli danışanlar onlar. Atıyorum mesela onların formülasyonu şu şekilde gerçekleşir. İşte biraz önceki örneğimizi alalım. Diyelim adamı aldı, eve hiç bir yere sokmadan, tokalaşmadan, öpüşmeden direkt banyoya atıyor. O banyo, adam banyodan çıkmadan üstündeki her şey bir yere değdirilmeden çamaşır sepetine atıldığı zaman kişi rahatlıyor. Şimdi burada şöyle bir düşüncesi var ona, hanımefendinin. Ben orada o eşime dokunursam, kıyafetine dokunursam, kıyafeti bir yerlere değerde ben o değdiği yerlerle temas halinde bulunursam bana hastalık geçebilir. Böyle bir düşünce. Bu düşünce kişiyi ne yapıyor? Bu düşünce kişiyi rahatsız ediyor. Ama bu bahsetmiş olduğum rahatsızlık çok büyük bir rahatsızlık. Onun dışında hiçbir şeye odaklanamaz. O kafasından çıkmaz. Onu rahatlatmadığı sürece sürekli aklı orada kalır. Dolayısıyla onu rahatlatmak zorunda. Nasıl rahatlatacak? Bir kompulsiyon geliştirmek zorunda. Kompulsiyon geliştirir. Yani burada obsesyon dediğimiz şey bir takıntıdır. Kompulsiyon dediğimiz şey de zorlantıdır. Yani o takıntıya karşı kişi ne yapacak? Kendisini rahatlatmak adına bir kompulsiyon geliştirecek. Kompulsiyon da ne? O adamı duşa sokacak. Üstündekilerini, başlarını, bütün her şeyini çamaşırı sepetine atacak. Ve hiç kimse onun değdiği şeylere sanki işte büyük vebalıymış gibi dokunmayacak. Bu kompulsiyon gelişir. Bu şekilde bu sürekli tekrar ede ede süreklilik oluşturduğu zaman o bahsetmiş olduğum kısır döngü oluşuyor. O formülasyon gerçekleşiyor. Ve günün sonunda artık o kısır döngünün dışına çıkmak çok daha zor oluyor. Obsesyonlarda özellikle çok daha zor. Onu kırmak çok daha zor. Dolayısıyla obsesyonun formülasyonu da bu şekilde. OKB'nin formülasyonu. Böyle bir tabloda hanımefendinin yaşadığı zaten zor. Ama onunla birlikte yaşayanların hayatı da giderek zorlaştığı için... Kesinlikle. Bir müddet sonra çatışmalar artacaktır. Bu sefer başka problemler de çıkabilecektir. Dolayısıyla mutlaka uzmana danışmalarında fayda olduğunu hatırlatalım. Yani aslında yeni başlarken farkına varıp hemen uzmanlara danışırlarsa belki kırması daha kolay olur diye ümit ediyorum. Şunu sormak istiyorum.
Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz, şartları biliyoruz, benzer hayatlar içindeyiz. Kişilerin, diyelim ki bir A kişisi olsun elimizde, olabildiği kadar sağlıklı, hem bedenen hem mental olarak sağlıklı bir kişi olsun bu. Bu sağlıklı durumunu sürdürebilmesi için etkilenmemeye yönelik bir tavsiyeniz var mıdır? Ya da ufak tefek sıkıntıları olan dostlarımız varsa aramızda, biraz önce söylediğim gibi hemen yolun başında ne tavsiye edersiniz? Tavsiyelerinizi de alalım, öyle dostlarımıza veda edelim. Akıllarında kalsın, bu kullanabilecekleri bir bilgi olsun. Tabii ki. Yani günün sonunda şimdi bugünkü problemleri ele aldığımız zaman şöyle yapabiliriz. Aslında bize bu bahsetmiş olduğum anksiyolitik problemler genellikle bir travmayla oluşuyor. Ya da işte bir maruz kaldığımız herhangi bir durumla ya da görüntüyle, bir yaşam deneyimiyle ortaya çıkabiliyor. Burada o korktuğumuz, o tekrarlamasını istemediğimiz durum neyse, öncelikle dediğimiz gibi kendi kendimize bu durumun gerçekleşme ihtimalini sorgularız. Bu durumun rasyonalizmini sorgularız. Mantıklı mı değil mi bunu sorgularız. Günün sonunda bunu kendi kendimize artık korku duyduğumuz durum neyse bir şekilde sistematik bir şekilde kendimizi maruz bırakmaya, kendimizi bu duruma maruz bırakmaya öğretmeliyiz, kendimizi öğretmeliyiz. Mesela benim de fobim var. Hala da Ya devam ediyor. Tabii ki. nedir? Yani ben Yani mesela küçük çok yaşlarda özel değilse. yok. Ben çok küçük yaşlarda bir yılan görmüştüm. Ve bu yılan da gerçekten fark etmediğim için çok yakın göz göze geldik falan. O da hiç hazırlıksız olduğum için o zamanlarda öyle bir görüntüye çok büyük bir iz bıraktı bende. Ve artık o günden sonra işte 5-6 yaşlarındaydım sanırsam. 5-6 yaşlarından sonra ne birisi yılan dediği zaman kendimi rahat hissedebildim. İşte televizyonda yılan görürsem, ekranlarda bir yerde yılan resmi görürsem iştahım kaçtı, yemek yiyemedim. Gece rüyalarıma girdi. Küçük çocukken işte yorgan altına girecekken sanki o yorganın altında yılan varmış gibi. Bir sürü böyle gerçek dışı, işlevsiz, irrasyonel düşüncelerle boğuştum kaldım. Tabii o yıllarda da hem bana akıl verecek biri olmadığı gibi o aklı da içselleştirebilecek bir bilişsel yapım gelişmemişti. Dolayısıyla bu korkuyu ben ister istemez gittikçe geliştirmişim, gittikçe geliştirmişim. Ne zaman ki ben bunun maruziyetle ve kendime exposure tekniğiyle maruz bırakarak yenebileceğimi öğrendiğim zaman kendimi artık yavaş yavaş bazen boş olduğum zaman kendimi o duruma hazır hissettiğim zaman o görüntüyü açıyorum. Belli bir müddet o görüntüye bakıyorum. İnternetten açıyorum diyorum işte yılan resmi aç bak. Bakıyorum. Şunu yapmıyorum ama. Gidip de işte bir hayvanat bahçesine gidip de orada gerçek bir yılan deneyimini kendime sunmuyorum. Çünkü buna hazır değilim. Bu durum bendeki o fobiyi, özgür fobiyi daha fazla geliştirebilir. Belki o durumda dona kalma, disosyo olma problemi gerçekleştirebilirim, geliştirebilirim. Bunu yapmıyorum. Bunu da yapacağım zaman geleceğini ama iyi biliyorum. Bunların hepsi aslında step by step, adım adım gidecek. Ben o gün o fotoğrafa, ne zaman ki o fotoğrafa baktığım zaman artık vücudumda kaygı unsuru ve fizyolojik semptomlar gelişmediğini hissedersem ondan sonra bir adım daha atacağım. Biraz daha yükselecek, biraz daha yükselecek. Emin olun senin hanım bütün problemler, bütün psikolojik problemlerin kaynağında aslında problemin çözümünde bu maruz bırakma problemi gerçekten en etkili çözüm yollarından bir tanesi. Bugün panik atakta da böyle, özgür fobide de böyle, obsesyonda da böyle, yaygın anksiyete bozukluğunda da böyle. Kendimizi korktuğumuz şeye maruz bırakırsak, sistematik bir şekilde maruz bırakırsak ona bir şekilde adapte oluyoruz. Bu da aslında insanoğlunun mükemmel bir yapıda olduğunu gösteriyor. Gerçekten mükemmel bir yapımız var ve gerçekten insan beyni uzun süre maruz kaldığı şeylere, sağlıklı bir süreçse eğer o, ona bir şekilde adapte oluyor, uyum sağlıyor. Kendimizi bu konuda adapte etmemiz gerekiyor. Aslında şöyle sizi dinlerken gözden geçirdim. Hiç o açıdan bakmamıştım. Temel içgüdülerdeyiz hala. Güvende olmak istiyoruz. Karnımız doysun istiyoruz.
herhangi bir tehlike sezdiğimiz zaman savunmaya geçiyoruz, korkuyoruz, saklanıyoruz. Hani şu evrim sürecinde elbette insanoğlu çok değişim geçirdi. Teknoloji ilerledi, çok daha kolay ulaşıyoruz bazı şeylere. Ama aslında temel içgüdüler zannediyorum duruyor. Değişmedi. Bu da insan olmaklığımızla alakalı. Tabii ki. Bu da neyi tetikliyor? Günün sonunda insanoğlunun belirsizliklere karşı tahammülsüzlüğünü ortaya çıkartıyor. Eğer ki bugün aslında hiç kimse belirsizliği sevmez. Ben de sevmem. Yani hiçbir insan sevmez. Ama bunu yorumlama şeklimize göre değişir. Eğer ki birisi, yani sağlıklı bir kişi bunu bu belirsizliği daha böyle fonksiyonel şekilde yorumluyorsa, ya da diğer kişi daha böyle olumsuzluklar içinde yorumluyorsa, işte belirsizliğin ona kötü geleceğini düşünüyorsa, işte ilerideki belirsizliğin ona olumsuz yaşam tecrübeleri getireceğine inanıyorsa, bu günün sonunda o kişide yaşam kalitesini düşüren bir unsur oluyor. Hatta öyle ki bazı danışanlarım var, diyor ki ya hocam, diyor, belirsizliğe o kadar tahammülsüzüm ki günün sonunda olumlu veya olumsuz seçenek olacağını bilsem bile, olacaksa olumsuz olsun ama yeter ki belirsiz kalmasın. Yani ben orada olumsuzu seçeyim ki yeter ki o belirsizlik kafamdan bitsin. Yani adamdaki o belirsizlik duygusunu vermiş olduğu rahatsızlık hissi, yaşayacağı olumsuzluk hissinden çok daha baskın oluyor. Günün sonunda bu da bizdeki o yaşam kalitesini düşürüyor. Vereceğimiz yanlış kararlara sebebiyet verebiliyor. Onun için belirsizlik her insanın hayatında var. Her insanın hoşuna gitmeyen bir şey. Ama bunu bir şekilde kabul etmek zorundayız. Bugün her şeyin belirli olduğunu varsaysaydık. Diyelim ki işte bunu insanlar yorumluyor. İşte inançlı olanlar kader yazısı diyor. İşte inançsız olanlar ona göre kendisine işte bir yaşam stratejisi uygulamaya çalışıyor. Ama günün sonunda herkes bir şekilde belirsizlikle mücadele ediyor. Sonuçta belirsizlik kişi rahatsız eden bir şey, ama biz şunun bilincinde olmamız lazım. Belirsizlik kişiye olumlu şeyler de getirebilir, olumsuz şeyler de getirebilir. Bunu hiç kimse bilemez. Almış olduğumuz kararlarla, atacağımız adımlarla gelişen bir yaşam örüntüsü bunlar. Dolayısıyla kişinin de belirsizliğe karşı vermiş olduğu tahammülsüzlüğü geliştiriyor. Bununla da değinmekte fayda var. Öyle güzel söylediniz ki sizi dinlerken şunu düşündüm. Her şeyin çok belirli olduğu, sosyal devlet anlayışının çok yerleşmiş olduğu, ekonomik olarak da çok refah içindeki ülkeler, Çok daha kuzey yüksek. ülkelerinde intihar oranları çok Tabii yüksek. ki. Aslında insanoğluna da yaranılmıyor galiba. Hani böyle bizimki gibi inişli çıkışlı, renkli ve macerası bol ülkelerde İnsanlar obsesyon geliştirebiliyor, panik atak geliştirebiliyor, kaygı bozukluğu olabiliyor. Öbür tarafta adamın dört başı mamur bir hayatı var, bir İlyada, bir İlibal'da. O da bu sefer sıkılıyor, diyor ki her şey çok öngörülebilir, ben çok sıkıldım, bu kadar yaşamak bana yeter. İnsanoğlunu incelemek bunun için zaten çok keyifli sanki. Tabii ki çok çok kompleks bir varlık, çok karmaşık bir varlık. Burada da aslında bahsetmiş olduğunuz olayda, durumda bir şeylerin belirli olması, tek düze giden yaşam ritüelleri, o grafiğin inişli çıkışlı olmaması da kişiyi patolojiye götüren en önemli sorunlardan bir tanesidir. İşte Montaigne'in bir tane sözü var. Hayatım talihsizliklerle dolu ama bu talihsizliklerin hiçbiri gerçekleşmedi der. Yani burada aslında bahsettiği şey düşünce yapısını anlatıyor. Yani o kadar talihsiz şeyler düşünüyorum ki, işte bu neden beni buldu? İşte bu şanssızlıklar neden beni bulacak? İşte ben neden bu kadar başarısızım? Neden bu kadar yetersiz? Bu tarz düşünceleri şanssızlık olarak nitelendiriyor, ama günün sonunda bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini de vurguluyor. Yani Çok güzel hayatım söylediniz. talihsizliklerle dolu ama işte bu talihsizliklerin bir şekilde gerçekleşmedi diyor. Bu da bir talihsizlik olabilir. Hani böyle zincirleme gidecek olursak. Tabii. Montaigne'in denemelerini de izleyen dostlara mutlaka okumalarını tavsiye edelim. Hakikaten bakış açısını değiştirmek için ben önem verdiğim eserlerden bir tanesi.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Vaktiniz ediyorum. çok değerli. Biliyorum çok yoğunsunuz ama kırmadınız beni. Rica ederim. Teşrif ettiniz ve çok aydınlattınız. Bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese de biraz daha böyle anda yaşama, daha böyle rasyonel bir yaşam tarzını benimsemelerini rica ediyorum. Günün sonunda düşünceleri katastrofize etmek, felaketleştirmek durumlara değil, kişiyi olumsuz bir çerçeveye sokuyor. Anda kalmak. İşte gelecek tabii biraz daha önemli. Geleceğe dair biraz daha yaşam stratejileri oluşturmak zorundayız. Geçmişten evet kopamıyoruz, kopamayız. Geçmiş de bize bir şeyler öğretecek ama günün sonunda bizi geleceğimizi olumlu yönde inşa ettiren, inşasını sağlayan mimar da an. Yani şu anki durum. Andan da kopmamak gerekiyor. Ve gücümüzü de unutmayalım. Çünkü siz de Tabii. birkaç kere söylediniz. İnsanoğlu muhteşem bir varoluş. Adaptifiz, evet. İnsan beyni hakikaten öğrendikçe hayranlığımız artıyor. İyiyiz aslında. İyi olduğumuzu unutmayalım diyelim. Size tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Selin Hanım. Kendinize çok iyi bakın. Siz de. Yayınınıza da beni konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Yayın teşekkür hayatınızda ederim. da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere Görüşmek inşallah. üzere. İyi akşamlar. Bay bay. İyi akşamlar. Değerli dostlar, çok güzel bir gece oldu. Çok kıymetli bir misafirimiz vardı. Uzman psikolog Sayın Levent Yağmuroğlu bize çok değerli bilgiler verdi. Hepimizin kendi hayatımızda uygulayabileceğimiz ipuçları bundan böyle bizimle olacak. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki var uzmanlarımız, doktorlarımız, var olsunlar. İnşallah sağlıkta şiddet probleminde süratle halleden bir ülke haline geliriz. En azından sağlıkçılarımızı, öğretmenlerimizi güvende tutabiliriz ki biz de kendimizi her anlamda güvende hissedebilelim. Programımızın başında söylemiştim. Yarın akşam saat 19.45'te özel bir canlı yayınımız olacak. Ona bekliyorum vaktiniz olursa. Eğer ona gelemezseniz de gelecek pazar gecesi yine çok kıymetli bir misafirimle huzurlarınızda olacağım. Yine bekliyor olacağım. O zamana kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Kendinizi çok sevin. Unutmayın. Hepiniz birer mucizesiniz. Hoşça kalın.